Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, pasif ersatz, sein plus zu plus infinitiv. Karmaşık gibi gözükse de ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Hazırsanız dersimiz başlasın. İlk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. İlk örnekte aktif bir cümleyle başlayan bir örnek bu. Stefan muss den Hustensaft trinken. Evet, ne diyor burada arkadaşlar? Der Hustensaft öksürük şurubu demek. Stefan bir erkek ismi. Trinken de zaten biliyoruz, içmek demek. Dolayısıyla Stefan'ın ne yapması gerekiyor? Öksürük şurubunu içmesi gerekiyor. Değil mi? Stefan muss den Hustensaft trinken. Şimdi arkadaşlar bu cümleyi pasif formuna sokmamız gerekiyor. Yani edilgen yapmamız gerekiyor. Edilgen yaptığımızda ne yapıyorduk? Özneyi yok sayabiliyorduk, öyle değil mi? Dolayısıyla bakın burada den Hustensaft öksürük şurubunu ne yapacağız bu sefer? Başa getireceğiz. Dolayısıyla öksürük şurubunun içilmesi gerekiyor diyeceğiz. Dolayısıyla ne olacak? Bakın burada der Hustensaft muss getrunken werden. Hatırlayacak olursanız ne yapmıştık arkadaşlar bunu? Ayrıntılı bir şekilde pasif konusunda görmüştük, değil mi? Ne yapıyorduk? Modal fiil, perfekt yapar gibi davranıyordum. Ardından da werden'i getiriyordum. Bunu ayrıntılı bir şekilde pasif konusunda görmüştük. Bu ders videosunu izlememiş olan arkadaşlar ya da sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa lütfen arkadaşlar o ilgili ders videosunu izlesinler. Sonra buraya gelsinler, hani böyle bir sallantı varsa. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Burada pasif ersatz yaptığımızda, yani pasif ersatz bir nevi arkadaşlar, ersatz yedek demek, yani edilgenliğin yedeği. Ya da şöyle de diyebiliriz, güzel Türkçemizde öyle bir şey yok. Yani pasif ersatz'tan kasıt arkadaşlar, bir şey edilgen yaparken bunu sözlü dilde ifade ediyor olduğumuz formlar vardır biliyorsunuz. Bu sözlü olarak ifade. Pasiflik içinde hani yazılı bir raporlama mesela, bir ne yapmış oluyorum? Edilgenlik söz konusu oluyor. Dolayısıyla pasif ersatz yaptığımızda ne olacak? Bakın pasif ersatz yaptığımızda zaten ne demiştik? Sein plus zu plus infinitiv, yani olmak fiilini ne yapıyorum? Çekimliyorum. Zu plus infinitivi getiriyorum. Dolayısıyla ne diyeceğim? Öksürük şurubunun içi içilmeli diyeceğim. Dolayısıyla der Hustensaft ist zu trinken diyeceğim. Bakın burada da gene ne yapıyorum? Bu sefer gene bir edilgen durum söz konusu. Ancak zu plus infinitif ve mutlaka sein'le beraber kullanılan bir yapı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bakın aslında birbirine yakın anlamlar denilebilir. Ancak burada müssen ne oluyor? Müssen ve werden yok sayılıyor. Ist, zu ve infinitiflik söz konusu. Dolayısıyla der Hustensaft ist zu trinken dememiz gerekiyor. Peter soll das Geschirr spülen. Evet, bu aktif cümlede ne deniliyor? Peter bir erkek ismi. Das Geschirr bulaşık, değil mi? Spülen de evet, bulaşıkları yıkamakta kullanılan bir eylem, değil mi? Das Geschirr spülen, bunu yapısal olarak bakmakta fayda var. Dolayısıyla spülen ne ile beraber? Das Geschirr ile birlikte anılıyor. Dolayısıyla burada meli malı yapısı var, değil mi? Sollen. Peter'ın ne yapması gerekiyor? Peter bulaşıkları yıkamalı derken Peter soll das Geschirr spülen. Şimdi biz bunu pasif forma sokacak olursak, pasif formda ne olacak arkadaşlar bu? Gene modal fiilim sollen gelecek. Perfekt yapar gibi, değil mi? Spülen ne olacak? Gespült ve ardından da werden gelecek, değil mi? Pasif konusunda bunu ayrıntılı görmüştük. Das Geschirr soll gespült werden, yani bulaşık ya da bulaşıklar yıkanmalı derken, değil mi? Das Geschirr soll gespült werden demiş oluyoruz. Peki bunu pasif ersatz yaptığımızda ne yapacağız? Sein plus zu plus infinitiv formuna sokacak olursak ne yapacakmışız arkadaşlar? Das Geschirr ist zu spülen. Bakın anlam olarak birbirine çok çok yakın. Birisinde pasiflik, ancak diğerinde de pasif ersatz. Yani pasifin bir nevi yedeğini almış oluyoruz, değil mi? Pasif yapıyoruz aslında ama dediğim gibi
Hani bunu Türkçe'ye çevirdiğinizde insan böyle ikilemde kalabiliyor ya. Çünkü güzel Türkçemizde ne yapıyoruz? Bir edilgenlik var. Ne diyoruz? Bulaşık yıkanmalı diyoruz ve işin içinden çıkıyoruz, öyle değil mi? Ancak Almanca'da durum böyle değil. Burada çeşitli varyasyonlar, çok çeşitli başka kombinasyonlar olabiliyor. Burada da zaten konumuz sein plus zu plus infinitif olduğu için bu yapı içerisinde bakmamızda fayda var. Bu dinamikte incelemekte fayda var. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Das Geschehen ist zu spüren dediğimde gene bir edilgenlik, aslında dolaylı da olsa bir edilgenlik söz konusu olmuş oluyor. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Stefan muss den Hustensaft trinken. Stefan muss den Hustensaft trinken. Der Hustensaft muss getrunken werden. Der Hustensaft muss getrunken werden. Der Hustensaft ist zu trinken. Der Hustensaft ist zu trinken. Peter soll das Geschirr spülen. Peter soll das Geschirr spülen. Das Geschirr soll gespült werden. Das Geschirr soll gespült werden. Das Geschirr ist zu spülen. Das Geschirr ist zu spülen. Sıradaki örnekle devam edelim. Die Kinder dürfen Spaghetti kochen. Evet, bu aktif cümleye baktığımızda zaten bariz anlaşılır bir cümle olduğunu görüyoruz. Die Kinder, çocuklar, Spaghetti adı üstünde Spaghetti, kochen de pişirmek. Dürfen de neydi arkadaşlar? İzin verme hallerinde, değil mi? Yani bir otoritenin bu durumda, mesela bir annenin çocuğuna izin vermesi gibi düşünülebilir, değil mi? Die Kinder dürfen Spaghetti kochen. Yani çocuklar spagetti pişirebilir. Aktif cümlemiz bu. Dolayısıyla şimdi biz bunu pasif yaptığımızda spagetti pişirilebilir diyeceğiz. Pasifte ne olacak? Bu sefer die Kinder gidecek. Spaghetti darf gekocht werden, değil mi? Ne olacak arkadaşlar? Bakın burada spagetti başa geliyor ve spagetti pişirilebilir derken ne yapacağım? Gene olağan bir şekilde bu öğeleri, değil mi? Werden öğesini ve mutlaka perfect yaparmış gibi kochen ne olacak? Gekocht olacak. Dolayısıyla darf gekocht werden. Spaghetti darf gekocht werden. Spaghetti pişirilebilir. Değil mi? Edilgenliğini görüyoruz. Pasif ersatz yaptığımızda, yani sein plus zu plus infinitiv formuna bu cümleyi sokacak olursak ne olacak? Çok kolay. Spaghetti ist zu kochen. Bakın burada artık ne bir modal verb var, ne bir gekocht, değil mi? Artık o da yok. Ne oluyor? Gekocht neye evriliyor? Zu kochen, yani burada infinitif, yani mastar hale tekrar geri dönmüş oluyor. Ve ne deniliyor? Spagetti pişirilecek gibi, değil mi? Bir anlam çıkmış oluyor. Spagetti ist zu kochen demiş oluyoruz ve bunu bir genellemeye yaymış oluyoruz bir nevi bu edilgenlikle. Sonraki örneğimize bir bakalım isterseniz. Burada gene aktifle başlayan bir cümle görüyoruz. Ne diyor? Die Lehrer können die Prüfungen vorbereiten. Evet, die Lehrer, artık bunu biliyoruz. Neydi? Öğretmenler demekti. Die Prüfungen, evet, neydi bu? Sınavlar demekti. Vorbereiten, bu da ayrılabilir bir fiil olan neydi arkadaşlar? Hazırlamak demekti, değil mi? Dolayısıyla können yapabilir, edebilir, değil mi? Öğretmenler sınavları hazırlayabilirler anlamına gelen Die Lehrer können die Prüfungen vorbereiten aktif cümlesini görüyoruz. Burada şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Die Prüfungen, değil mi? Artık die Lehrer'ı atıyoruz. Sınavlar hazırlanabilir diyeceğiz. Ne yapacağız burada bu sefer? Gene pasiflikte ne oluyordu? Modal fiilim gene kalıyordu yerli yerinde. Ve werden yapısını işin içerisine katıyordum. Bunu yaparken de mutlaka ne yapıyordum? Perfect yaparmış gibi davranıyordum. Vorbereiten ne olacaktı arkadaşlar? Vorbereitet şeklinde yorumlanacak. Dolayısıyla pasif yaptığımda bu cümleyi Die Prüfungen können vorbereitet werden. Sınavlar hazırlanabilir
anlamına gelmiş oluyor. Tabi burada çoğul olarak görmemiz gerekiyor. Können diyoruz. Tabi güzel Türkçemizde öyle demiyoruz değil mi? Sınavlar hazırlanabilirler demiyoruz. Dolayısıyla hazırlanabilir diyoruz. Ancak Almanca'da bunu tamamen tabi o dinamikte düşünmemiz gerektiğinden hazırlanabilirler gibi düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla die Prüfungen können vorbereitet werden şeklinde yorumlanıyor. Peki pasif ersatzta yani sein plus zu plus infinitiv formunda düşünülürse ne olacak bu pasif cümle? Die Prüfungen sind vorzubereiten. Bakın burada dikkat edin arkadaşlar. Vorbereiten ayrılabilir fiilin arasına ne girmiş? Zu girmiş. Burası çok önemli. Demek ki ne olacak? Vorzubereiten diyeceğiz. Diğer türlü olmaz. Ayrılabilir olduğu için su ne olmuş? İşin araya girmiş. Dolayısıyla die Prüfungen sind vorzubereiten ile ne yapmış oluyorum? Bu cümleyi pasif ersatz formuna sokmuş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Kinder dürfen Spaghetti kochen. Die Kinder dürfen Spaghetti kochen. Spaghetti darf gekocht werden. Spaghetti darf gekocht werden. Spaghetti ist zu kochen. Spaghetti ist zu kochen. Die Lehrer können die Prüfungen vorbereiten. Die Lehrer können die Prüfungen vorbereiten. Die Prüfungen können vorbereitet werden. Die Prüfungen können vorbereitet werden. Die Prüfungen sind vorzubereiten. Die Prüfungen sind vorzubereiten. Sıradaki örneğimizle devam edelim. Die Putzfrau muss die Wohnung putzen. Evet, bu aktif cümleye baktığımızda öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Die Putzfrau temizlik görevini yapan kadın kastedilmiş oluyor arkadaşlar. Die Wohnung ev ya da daire anlamına geliyor. Putzen neydi? Bu da temizlik yapmak demek. Gördüğünüz üzere gayet olağan, gayet değil mi? Aktif bir cümle görüyoruz. Die Putzfrau muss die Wohnung putzen. Şimdi bunu pasif forma sokacak olursak ne yapacağız? Burada dikkat edilmesi gereken arkadaşlar özneler mutlaka pasiflikte ne oluyor? Yok sayılıyor. Tabii ki değinebiliriz. Ancak burada edilgenlik söz konusu. Burada mühim olan ne? Evin ya da dairenin temizlenmesi gerektiği. Kimin tarafından? Önemli değil. Dolayısıyla pasif yapmam gerekiyor. Edilgenliğe bakmam gerekiyor. Ne olacak? Bakın burada die Wohnung cümlenin başına geçecek ve muss geputzt werden. Bakın modal fiilim gene aynı şekilde yerli yerinde duruyor. Putzen perfektlikte hatırlayalım ne oluyordu? Putzen geputzt olacak. Öyle değil mi? Ve mutlaka werden'i yerleştirmem gerekiyor. Dolayısıyla dairenin ya da evin temizlenmesi gerekiyor. Öyle bir zorunluluk var. Derken ne diyecekmişiz? Die Wohnung muss geputzt werden diyecekmişiz. Şimdi biz bunu pasif ersatz formuna sokacak olursak yani sein plus zu plus infinitiv formuna sokacak olursak ne yapacağız? Çok kolay. Die Wohnung ist zu putzen. Bakın burada demek ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Mastar halde putzen'ı alıyoruz değil mi? Bu eylemi alıyoruz. Zu putzen şeklinde. Dolayısıyla sein formu da ne yapacak? Duruma göre değil mi? Die Wohnung tekil olduğundan dolayı ist zu putzen. Dolayısıyla die Wohnung ist zu putzen şeklinde yorumlanacak. Dilerseniz burayı bir toparlayalım arkadaşlar. Aktif cümlede demek ki ne oluyormuş? Die Putzfrau muss die Wohnung putzen. Olağan izleyen bir cümle. Her şey yerli yerinde değil mi? Hiç böyle yabancı gelen bir durum yok. Bunu pasif yaptığımızda ne yapacakmışız? Özneyi yok sayacakmışız. Ve ne diyeceğiz? Die Wohnung'u başa alacakmışız. Dolayısıyla evin ya da dairenin ne yapılması gerekiyor? Temizlenmesi gerekiyor. Die Wohnung muss geputzt werden diyecekmişiz. Bunu pasif ersatz yani sein plus zu plus infinitiv formuna sokarken ne yapacakmışız? Artık burada ne müssen var değil mi? Artık ne geputzt var ne de werden var. Her şeyi ne yapıyorum? Artık mastar forma sokuyorum. Dolayısıyla ist zu ya da sein zu mastar hal. Bu durumda
die Wohnung ist zu putzen. Bu kadar kolay arkadaşlar. Son örneğimize bakalım. Son örnekte gene aktif bir cümleyle başlayan bir cümle. Man darf dieses Zimmer nicht betreten. Evet. Bu cümle bize ne diyor arkadaşlar? Öncelikle man neydi man arkadaşlar? Üçüncü tekil için kullanılıyordu. Öyle değil mi? Buradaki olay üçüncü tekil olduğu için bir genelleme söz konusu. Dieses Zimmer, bakın burada bu oda deniliyor değil mi? Das Zimmer, dieses Zimmer ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Belli bir odayı kastetmiş oluyorum. Dolayısıyla dieses Zimmer diyorum. Betreten, betreten de adım atmak demek. Yani içerisine girmek değil mi? O odaya, odaya adım atılamaz. Bu odaya girilemez deriz ya güzel Türkçe'de. Burada bunu aktif olarak görüyoruz. Yani olağan bir cümle formunda görüyoruz. Dolayısıyla man darf dieses Zimmer nicht betreten ne yapılıyor? Burada bir genelleme yapılmış oluyor. Bu odaya girilemez demiş oluyoruz güzel Türkçe'de. Şimdi biz bunu pasif yaptığımızda tabi güzel Türkçemizde fark etmiyor. Her defasında ne yapmış oluyoruz? Edilgen yapmış oluyoruz. Burada edilgenlik yok arkadaşlar. Burada bunu bir özne gibi düşünmemiz lazım. Ancak dediğim gibi güzel Türkçe'de bunu edilgen konumda değerlendirmek gerekiyor. Bunu ben şimdi pasif yaptığımda ne olacak? Ne olacak? Buradaki man'ı sanki bir kişiymiş gibi değil mi? Yok sayacağım. Ve ne yapacağım? Dieses Zimmer ile başlatacağım. Yani bu yapıyı başa alacağım ve dürfen gene aynı şekilde kalacak. Ve bakın burada dikkat edin. Ne yapacağım? Dürfen ve werden'i işin içerisinde katacağım. Öyle değil mi? Betreten perfect zamanda da, yani perfect gibi düşünüyoruz dedik ya, perfect zamanda da gene betreten olacak. Dolayısıyla orada ikilemde kalmayalım arkadaşlar. Ne yapacağız o zaman? Dieses Zimmer darf nicht betreten werden. Yani ne diyor? Bu odaya adım atılamaz gibi düşünelim bunu. Değil mi? Yani bu odaya girilemez diyoruz aslında. Dieses Zimmer darf nicht betreten werden pasif oluyor. Peki bu pasifin pasif ersatz yani bir alternatifi gibi düşünecek olursak değil mi? Pasif ersatz neydi? Yedek demekti. Yani pasifin yedeği yani onun gibi düşünülebilecek bir noktada artık dürfen yok. Artık werden yok. Değil mi? Ne var? Sadece sein var. Yani o da zaten buradaki neyi kastediyorsam değil mi? Burada tekillik söz konusu olduğu için ist olacak. Dolayısıyla mastar zu plus infinitif yani mastar söz konusuyken değil mi? Bu şekilde değerlendirilecek. Dolayısıyla dieses Zimmer ist nicht zu betreten. Gene aynı anlama geliyor. Bu odaya girilemez denmiş oluyor değil mi? Tabii bunu güzel Türkçe'ye uyarladığınızda hepsi bu odaya girilemez anlamı taşıyor. Ancak Almanca'da ne kadar fark ettiğini artık kavramışızdır. Dilerseniz arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Putzfrau muss die Wohnung putzen. Die Putzfrau muss die Wohnung putzen. Die Wohnung muss geputzt werden. Die Wohnung muss geputzt werden. Die Wohnung ist zu putzen. Die Wohnung ist zu putzen. Man darf dieses Zimmer nicht betreten. Man darf dieses Zimmer nicht betreten. Dieses Zimmer darf nicht betreten werden. Dieses Zimmer darf nicht betreten werden. Dieses Zimmer ist nicht zu betreten. Dieses Zimmer ist nicht zu betreten. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde pasif ersatz konusunu sein plus zu plus infinitiv formunda görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.